Ekmek deyince aklımıza ilk gelen bereket. Yani sofralarımızın aslında bir baş tacı. Ekmek bizim için bir özlemdi, hasretti, gözyaşıydı. Ekmek var ama yok gibi. Yakınımızda ama uzak gibi. Çünkü oğlum o ekmeği yemiyordu. Oğlum yemediği için de ben de çok gözyaşı döktüm, çok üzüldüm. Çok çaresizdim. Emir çölyak hastası. Artık özlem ve gözyaşlarımız bitti. Oğlum ekmeğini artık yiyebiliyor. Glutensiz bir başka kafe sayesinde bitti. Çölyak ince bağırsağın gluten adlı proteine karşı verdiği emilim bozukladı. Glutenli bir şey yediğimde ishal, karın ağrısı, baş dönmesi gibi şeyler oluyor. Ama sonra buraya geldik, glutensiz kafeyle tanıştık. O gün bugündür çok iyi. Buraya gelince pasta, ondan hamburger, pizza, ekler, brownie, ekmek bunları yiyebiliyorum. Bir de poğaça. Burası olmasaydı ben o ürünleri yiyemezdim. Ondan sonra herkes yerken ben yiyemezdim diye çok üzülürdüm. Çölyak tanısı aldıktan sonra ömür boyu diyet denildi. Ben o zaman hayatımın en kötü günlerini yaşadım diyebilirim. İzmir'deyken Fatma Şahin hanımefendi glutensiz kafe açtığını duymuştum. İyi ki açtılar. Bizim gibi çölyak hastaları için çok mükemmel oldu yani. Buraya ben ve oğlum için geliyoruz. Çölyaklıyız. Yani gluten alerjimiz var. Glutensiz kafe benim için bulunmaz bir yer. Oğlum Sivas'ta okuyor. Buradan her hafta ben malzemeleri alırım. Yani yiyecek, pasta, ekmek, tatlı her şeyi paketlerim gönderirim. Dışarıya göre glutensiz kafe daha uygun. Yani bilirsiniz çölyak hastaları için ürünleri çok yüksek fiyatta satılıyor. Mesela burada bir baget ekmek 25 lira ama dışarıdan aldığımız zaman 100 liraya kadar çıkıyor. Buraya gelmemin sebebi evde tutturamadım. Yani birkaç defa ekmek yapmak istedim. Unlu mamullerle glutensiz unlu mamullerin arasında fark var. Misal mayayı diğer unlarda ılık suyla kullanabiliyorsunuz. Ilık sütle çözeltebiliyorsunuz ama bu glutensiz ürünlerde kesinlikle sıcak su kullanamıyorsunuz. Glutensiz unların içerisinde tamamen nohut unları, mercimek unları içerisinde gluten bulunmayan ürünler olduğu için birbirine bağlayıcılığı olmadığı için ekmek yapmak en zor kısmı. Evde nasıl glutensiz ürünler yapabilir, dikkat etmeleri, püf noktalar nelerdir ve çok iyi bir reçeteleri olması lazım. Biz de bunlara onu sağlıyoruz. Çocuk 7 yaşına gelmiş örneğin, daha hayatında doğum günü pastasında mumunu üfleyememiş. Doğum günü nişan pastası yapıp kişilere ulaştırıyoruz. Ayrıca 300 çeşit ürün çeşidimiz söz konusu. Online satışlarımız da var. Şehir içine aynı gün en uzak noktaya Türkiye'de 2 gün içerisinde ulaşım sağlıyoruz.